Aşağıdaki açının tepe noktasını A noktasına koyunuz. Tabii, hemen yapalım. Ama bu kadar değil tabii. Sonra da ışınlardan bir tanesini birine B noktasından geçirmemiz, diğer ışını da diğer noktalardan birinden geçirerek dar bir açı elde etmemiz istenmiş. Dar açı. Dar açı nedir? Neydi? 90 dereceden küçük olan açıydı, değil mi? Bunu da hatırladığımıza göre önce açının bu kenarını oluşturan ışını B noktasından geçirelim. B noktasından geçirelim. Şimdi de diğer ışını hangi noktadan geçireceğimize karar vermemiz gerekiyor. Burada sorunun hangi açıyı ölçtüğüne dikkat etmeliyiz. Doğru cevabı verebilmemiz için bu çok önemli. Eğer bu açının ölçüldüğünü düşünerek böyle bir şey yapmaya kalkarsak hata yapmış oluruz, değil mi? Çünkü soru buradaki kocaman olan bu 180 dereceden büyük olan açıyı ölçüyor. O halde buradaki yaya dikkat edelim ve sorunun ölçtüğü açıyı değerlendirdiğimizden emin olalım. Dar bir açı istenmişti, öyle değil mi? Bu dar bir açıya benziyor. 90 dereceden küçük bir açı bu. Bu noktadan geçtiğinden emin olalım ve cevabımızı verelim. Bu açı dar bir açıdır çünkü 90 dereceden küçüktür. Şahane. Benzer alıştırmalarla devam edelim. Noktaları kullanarak geniş bir açı oluşturmamız isteniyor. Bunu yaparken de açının köşesinin bir nokta üzerinde olması ve ışınların da diğer noktalardan geçmesi gerekiyor. Ayrıca açının 180 dereceden küçük olması gerektiği de söylenmiş. Birçok seçeneğimiz var. Mesela bu noktayı seçelim. Işınları diğer noktalardan geçirdiğimizde açının dar bir açı olduğunu görürüz. 90 dereceden küçük bir açı elde ederiz. Tabii ışınların yerlerini değiştirebiliriz. Bunu yaptığımızda değerlendirdiğimiz açı da değişir. Yani bu açıya bakmamız gerekir. Ama gördüğünüz gibi bu açı 180 dereceden büyük. O halde bu noktanın köşe olmaması lazım. Açıyı ve ışınları gözümüzün önünden kaldırırsak ve sadece noktalara bakarsak 180 dereceden küçük bir açıyı, köşeyi buraya koyduğumuzda elde edebileceğimizi görürüz, öyle değil mi? Hemen deneyelim. Köşeyi, açının köşesini bu noktaya koyuyorum. Işınları da bu noktalardan geçiriyorum ve görüyorum ki 180 dereceden küçük bir açı elde etmişim. Işınların noktalardan geçtiğinden emin olmalıyız, yoksa yanlış yapmış oluruz. Bu açı geniş bir açıdır çünkü 90 dereceden büyüktür. Zaten 90 dereceden büyük olması yeterli. Evet, son bir tane daha alıştırma yapalım. Yine bir geniş açı ve yine tabii ki noktaları kullanmam gerekiyor. Bu tam olarak 180 derecelik bir açı oldu. O zaman işte bu. 180 dereceden küçük bir açı. Bu açı geniş bir açıdır çünkü 90 dereceden büyüktür.